Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok değerli hocalarım, değerli büyüklerim ve çok kıymetli öğrenci arkadaşlarım. Hepinizi saygıyla selamlayarak konuşmama başlamak istiyorum. Hazreti Peygamber'in çağdaşı Yahudilerden inanç ibadet e, ve diğer dini uygulamalar. Ben e, konuşmamı üç başlık altında sizlere takdim etmeye çalışacağım. Birinci başlık, e, Hz. Peygamber'in muhatabı olmuş olduğu Yahudilerin kökeni. Bu önemli çünkü e, bugünkü Yahudilikle veya İsrail'de yaşayan Rabbani Yahudilerle bunların e, ilişkilerinin veya e, köken birliktelerinin, birlikteliğinin ne olduğunu anlamak açısından e, bunu belirtmemiz gerekiyor. Çünkü Günümüzde mesela Peygamberimizin çağdaşı Yahudileri, Yahudiliğin içerisinde çok rijit çok itizali daha doğrusu, bir e, Yahudi cemaati şeklinde takdim çalışmaları var, oryantalist okumalarda. Ama benim acizane yapmış olduğum araştırmalarda, Peygamberimizin çağdaşı Yahudiler, aynen günümüzdeki ortalama İsrail'de yaşayan ve kendisini Rabbinik, Rabbani, Kur'an-ı Kerim'deki e, Yahudiler neyse, o şekilde tanımlayan e, Yahudi prototipine uymaktadır. İkincisi inançlar bağlamında. E, inançları ben e, baştan sona bir Yahudi inançları üzerinde durmayacağım. Sadece Kur'an-ı Kerim ve hadislerde dikkatimizi çeken hususlar e, konusuna vurgu yapmak istiyorum. Üçüncü başlığımız ise ibadetler konusu. Peygamberimizin çağdaşı Yahudiler ne tür e, bir e, dini yaşantı içerisindeydiler. Bunlara değinmeye çalışacağım. Bunu yaparken de tekrar dediğim gibi daha çok bizim kültürümüze yansıyan fakat bunun Yahudi kültüründeki yansımalarının ne olduğunu ona biraz vurgu yapmak suretiyle konuşmamı tamamlamak istiyorum. Çünkü başlı başına bir Yahudilik konusu değil. Aksine Peygamberimiz dönemindeki, Peygamberimizin muhatap olduğu Yahudiler bağlamında bir konuşma takdim etmek istediğimi belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Şimdi peygamberimiz e, Yahudilerle Medine'ye hicret ettikten sonra muhatap olmaya başladı. E, çok bilinen ancak e, biraz eksik bilinen e, durumuyla peygamberimizin Medine'de yaklaşık 20 civarında bir Yahudi kabilesiyle biz muhatap olduğunu görüyoruz. Bunların üçü önemli. Köken itibariyle İsrailoğullarından Filistin'den göçmüş Yahudi kabileler. Bu e, Medine'deki belki Peygamberimizle problem yaşamaları konusundaki kronolojik tasnifle Kaynuka oğulları Hazreti Yusuf'un soyundan Nadir oğulları ve Kureyda oğulları ise Hazreti Harun'un soyundan kendilerini Kohen diye niteleyen Yahudi kabileleri. Zaten Peygamberimizle biraz problem yaşayan Yahudi kabilelerinin bu üçünün olması çok tesadüf değil. Bunun hem tarihi hem dini hem de sosyoekonomik bir takım e, şeyler var, e, sebepleri var. Öte yandan e, Medine'de e, zamanla Yahudileşen ama köken itibariyle Arap olan e, Semhudi'nin vefa vefa isimli Medine tarihinde sıralamış olduğu 17 civarında da bir e, Arap e, Yahudi kabilelerinin biz olduğunu görüyoruz. Bunlar e, kısmen Peygamberimizle e, problem yaşasalar da herhangi bir siyasi probleme müracaat etmedikleri sürece yani bir peygamberimizle e, iktidar mücadelesine girişmedikleri için biz bunların Medine'de peygamberimizin vefatına kadar varlıklarını devam ettirdiğini görüyoruz. Mesela peygamberimiz vefat ettiğinde zırhı bir Yahudi'de e, mahsul almak üzere emanet e, daha doğrusu rehin durumdaydı. Hazreti Abbas peygamberimizin amcası efendimiz vefat ettiği zaman parasını ödedi ve zırhını geri aldı. Biz buradan anlıyoruz ki Medine'de bu anlamda hala Varlığını devam ettiren, daha doğrusu çok sayıda e, Yahudinin yaşadığını biz görüyoruz. Yani burada oryantalistlere de bu anlamda biraz e, e, cevap vermek e, durumundayız çünkü oryantalistler sanki Hazreti Peygamber'in e, çok din bağnazlığıyla tırnak içerisinde Yahudilerle bir arada yaşama e, e, iradesi göstermediğini. Bu sebeple bir bahaneyle yine tırnak içerisinde Yahudileri sürdüğünü iddia ederler. Bu bir iddiadır. Bilimsel hiçbir temeli yoktur. Çünkü Hazreti Peygamber Medine'ye hicret ettiği zaman Medine vesikası dediğimiz Bedir Savaşı'ndan sonra veya Kâb bin Eşref'in öldürülmesinden sonra Yahudilerin de dahil olduğu bir vesika çerçevesinde Yahudilere biz hukuk çerçevesinde muamele ettiğini görüyoruz. Yani gerek sürgün Gerekse Kureyza oğullarının idamında olduğu üzere Hazreti Peygamber Yahudilerle ilişkilerini hep hukukun çerçevesinde geliştirmiştir. Hukuksuz hiçbir iş yapmamıştır. Yapması da zaten mümkün değildir. Çünkü e, adaleti ikame için gelen bir peygamberin çeşitli bahanelerle e, kendi dinine inanmadı diye grupları dışlaması, e, ötekileştirmesi veya e, onları Medine'den sürmesi veya katletmesi gibi durum asla söz konusu değildir. Hep hukukun çerçevesinde Yahudilerin bir arada yaşama iradesi göstermemesi dolayısıyla Peygamberimizin böyle bir problem yaşadığını görüyoruz. Burada bir iki hususa daha dikkat çekmek istiyorum. Mesela Medine'de etkin durumdalar. Siyaseten değil ama ekonomik ve sosyo kültürel açıdan çok etkinler. Müşrik Araplar üzerinde müthiş bir psikolojik üstünlükleri var. Hatta Mekkeli Medine'li müşrikler ve onun öncesinde de Ensar-ı Kiram çocukları uzun ömürlü olması için e, yanına veriyorlar. Mesela Nadir Oğulları e, sürgün edildiği zaman e, bir problem olarak ortaya çıkıyor. O sırada Ensar-ı Kiram'ın çocuklarına bazıları e, küçük yaştan beri e, yetişmiş oldukları Yahudi aileleri tercih ediyorlar. La ikrahe fiddin ayeti kerimesi bunun üzerine nazil oluyor. Yani artık kim hangi tarafı tercih edecekse onunla gitsin şeklinde bu ayeti kerime bunun üzerine nazil olduğunu biz görüyoruz. Tabii Kur'an-ı Kerim'de el ümmiyun diye geçer. Yahudi kültüründe bunun e, terim karşılığı Amha Aret. İki anlamda kullanılır. Birincisi Yahudi olmayan halk, ikincisi ise Yahudiler içerisinde de mektep medrese görmemiş cahil kesim din adamlarının karşılığı anlamında. Araplara biraz Yahudilerin bakış açısı da bu şekilde. Bu yüzden kendilerinin ümmilere karşı bir sorumluluğunun olmadığı şeklindeki inanç esasen Araplara bakan, Araplara bakış açısındaki tipik talmuduk, talmudik bir kabuldür. Yani Yahudilerde ötekine bakış, ötekine aldatmaktan tutun, onunla en temel insani ilişkileri yaşayabilecek kadar çok geniş bir perspektifle bakılmakla birlikte, mesela onun e, art bilgisizliğinden faydalanmak veya onun efendime söyleyeyim malını çeşitli e, sebeplerle e, ele geçirmek gibi tarih içerisinde de şekillenen ve karşısındaki muhatabın da bu anlamda e, durumuna göre değişen bir muamele söz konusu. Mesela Arapların haklı veya haksız gerek kandırma yoluyla gerekse farklı sebeplerle Yahudilerin cahil bedevi Arapları kandırarak mallarına el koydukları ifade edilir ki bunun karşılığı ümmi yani Yahudi olmadıkları için Yahudiler bu anlamda kendilerine karşı bir sorumluluk içerisinde olmadıkları şeklinde bir inanca sahip olduğunu biz görüyoruz. Cemaat yapılanmaları dehşet çünkü sürgün yılları Yahudilerin ayakta kalabilmek için bir organize bir cemaat olmayı gerektirdiği. ...tecrübesini yaşatıyor. Bu sebeple bu günümüzde de hala geçerli. Yani azınlık olarak yaşamalarına rağmen... ...Beddin adı verilen... ...yani e, cemaat merkezi diye... ...kabul edebileceğimiz bir yapı söz konusu. Bunun altında din adamları... ...cemaat hizmetkarları... ...yani bu şamaş dediğimiz... ...sinagoglardan görevli... ...şohet dediğimiz... E, ...helal kesimleri yapabilecek bir kasap... ...mohel dediğimiz sünnetçi bir din adamı... ...vesaire... Bugün batıda da Hazreti Peygamber döneminde Medine'de de günümüzde Türkiye'de de aynı cemaat yapılanmasının Peygamberimiz zamanında da e, hakikaten e, artık şekillendiğini, Talmud şekillendiği için tipik bir Talmudik Yahudi cemaati özelliği kazandığını biz görüyoruz. Bu yönüyle de hakikaten Peygamberimiz mesela Kenz dediğimiz bir e, uygulama var. Kenz uygulaması... E, Kupaş el Sadaka dedikleri, mesela modern cemaat yapılanmasında cemaat yardımlaşma sandığı, bizim kaynaklarımızda da başta Vakidi olmak üzere Yahudilerden bahseden pek çok kaynaktan, biz bunun Medine Yahudi cemaatinde de olduğunu görüyoruz. Bu sebeple Araplara göre çok daha organize. Yani bu diaspora kültürünün Yahudilere kazandırdığı bir özellik. Bugün New York'ta da, Türkiye'de de, farklı yerlerde de hakikaten Yahudiler, Aynen peygamberimizin çağdaşı Yahudiler gibi çok organize bir cemaat, toplu hareket edebilme ve Yahudilik müşterek müşterek değerlerinde e, bir tavır koyabilme şeklinde bir e, alışkanlık kazandırdığını biz görüyoruz. Bu sebeple peygamberimizin hakikaten Medine'ye hicret ettiği zaman e, en önemli problemlerinden, daha doğrusu e, muhalefet kanatlarından kanadından biri de Yahudilerdi. Tekrar vurguluyorum, bu peygamberimizden kaynaklanmıyordu. Çünkü e, gerek haç suresi Mekke döneminin sonunda nazil olan e, gerekse şu anda aklıma gelmeyen başka surelerde yani bir arada yaşayabilmek için ehli kitaba çok daha ılımlı bakan, onların içerisinde hakikaten Allah dediği zaman gözyaşı dökebilecek e, yapıda din adamlarının olduğu Kur'an-ı Kerim'de özellikle hicre süre, sürecinde nazil olan ayetlerde ehli kitaba böyle bir ılımlı bakış var. Bu yönüyle peygamberimiz hakikaten Mekke'de Medine'ye hicret ederken Medine'de karşılaşabileceği Yahudilerle bu anlamda inen ayet-i kerimelerle hazırlanmıştır. Ve ilk dönemlerde nazil olan ayetler de hakikaten mesela kıble ile ilgili uygulama olsun, oruçla ilgili uygulama olsun biraz sonra bahsedeceğiz bunlardan. Bütün bunlara baktığımız zaman Hazreti Peygamberin en azından ehli kitap olmaları, Hazreti Musa'nın ümmeti olmaları, Asgari müştereklerde birleşme, aynı toplumu paylaşmanın getirdiği hoşgörü ve anlayış içerisinde Yahudilerle bir arada yaşama iradesi göstermesine rağmen gelişen süreç, Yahudilerin ekonomik kaygıları, Yahudilerin Mekke müşrikleriyle girmiş oldukları siyasi birliktelik, işbirliği ve diğer pek çok konu Yahudilerin bu konuda peygamberimizin göstermiş olduğu iyi niyeti sevgilemediklerini göstermektedir. Kaynaklarımızda bununla ilgili çok fazla örnek vardır. Bizim konumuz tabi Yahudilerle siyasi ilişkiler değil. Bu belki başlı başına bir konferans konusu ama yani Peygamberimiz Medine'ye icret ettiği zaman böyle bir e, Yahudi cemaatiyle karşı karşıyaydı. Hakikaten e, içlerinden e, Müslüman gözüken fakat Müslümanları fitneye düşürmek e, iradesi gösteren e, bazı Yahudilerden bahsedilir. Yahudilerle münafıkların işbirliğiyle Medine'deki bir takım problemlerden bahsedilir. Medine döneminin ayrıca problemleridir bunlar. Peygamberimizin Mekke müşrikleriyle ilişkileri bir başka problemken Medine'ye hicretten sonra peygamberimizin karşısında çok daha başka bir problemin ortaya çıktığını biz görüyoruz. Bu da okumuş yani ehli kitap kültürüne sahip Mekke müşriklerine hiç benzemeyen ve Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın da vahiyle desteklenmediği takdirde hakikaten ee, belki de e, e, ne yapacağını şaşıracak şekilde bir duruma düşmekten e, inen vahiler kurtarıyor Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselamı. Böyle bu bahsettiğimiz çerçevede bir Yahudi cemaatiyle Peygamberimizin karşı karşıya olduğunu görüyoruz. İşte buradaki konumuz bizim bu siyasi ilişkilerden daha çok e, inanç ve ibadetleri olacağı için şimdi ben ikinci başlığımız olan e, inançlar konusuna girmek istiyorum. Yahudilerdeki en temel inanç esaslarından biri e, tek bir Tanrı'ya inanmak. Bu Yahudilerin tarih boyunca da hep hakikaten övünerek dile getirdikleri hususlardan biridir. Yalnız gelişen süreç özellikle sürgünlerden sonra Yahudi Tanrı inancında biraz millileşme daha çok Yahudilere özgü bir e, Tanrı anlayışının geliştirildiğini görüyoruz. Bu sebeple e, Tanrı anlayışı Hazreti Peygamber dönemine gelinceye kadar Yahudilerin Rabbi ve Yahudilere daha doğrusu Yahudileri koruyan, kollayan atalarına sahip çıkan İsrailoğullarının Rabbi şeklinde bir anlayışın olduğunu biz görüyoruz ki bu biraz tarihsel süreçte Yahudilerin sürgün dönemlerinde o önceki Peygamberlerin daha evrensel planda ortaya koymuş olduğu Tevhid inancını biraz ırki şeyler, özellikler veya ve biraz da milliyetçilik düşünceleriyle daha dar kapsamda kendilerine özgü bir veya atalarının Rabbi şeklinde bir daraltmaya gittiğini biz görüyoruz. Zaten Yahudilerde Yahve diye fakat Yahve yazılmasına rağmen Adonoy diye okudukları bir ifade var ki Yahudilikteki genel anlayış Tanrı ifadesini mümkün olduğu kadar ağzına almamak onun yerine ikam edilmiş daha farklı ifadeleri kullanmak Kur'an-ı Kerim'de Biraz böyle mukayeseli de gitmek istiyorum. Ee, Cenab-ı Hakk'ı çok fazla zikre yapılan vurgu Yahudilerdeki bu dar Tanrı anlayışına bir cevap olarak dikkat çekmektedir. İkincisi Tevrat. Yahudilerin şöyle bir inanışı var. Tanrı'nın iyilik ve ibadetler için koymuş olduğu bir takım kurallar var. Fakat bu kuralların en temeli ise Tevrat. Tanrı dünya milletleri içerisinden İsrailoğullarını seçti. Diğer milletler e, Tevrat'a talip olmazken İsrailoğulları Tevrat'a talip oldu. Bu yönüyle e, Tanrı İsrailoğulları'nı Tevrat için seçti. Hatta İsrail'in e, kurucusu David Ben-Gurion'un çok ilginç bir ifadesi var. Tevrat bizi korudu veya daha değişik biz Tevrat'ı koruduk, Tevrat da bizi korudu der. Yani bu anlamda Tevrat Yahudi e, inancının e, hakikaten en temel prensiplerinden dir Bu yüzden e, Yahudilerin Biz mesela kendilerine tevrattan dolayı pek çok ilmin verildiğini e, Bu sebeple de e, Tanrı katında yani Cenab-ı hak katında seçkin olma özelliklerinin tevratı diğer milletler kabul etmekten kaçarken kendilerinin kabul ettiği şeklinde bunu biraz da böbürlenme biraz da ayrıcalıklı bir e, düşünce tarzı olarak sunduklarını biz Hazreti Peygamber'e görüyor e, görüyoruz, e, sahabe-i kirama. Bu yüzden e, gerek sinagoglarda, gerekse Beytül e, Betha Midraş dediğimiz veya e, Betha Sefer dediğimiz ilk ve orta öğretim kurumlarında e, Hazreti Peygamber'in çağdaşı Yahudiler de dahil Tevrat öğretimi bu anlamda ilk sırayı almıştır. Günümüzde de hakikaten e, çok dindar gruplar, aşırı dinci gruplarda yani kadınlar çalışmış olsa bile erkekler sadece ve sadece Tevrat öğrenimiyle meşgul olan bir grup vardır ki bu gelenek Yahudilerde hala modern dönemde de biz devam ettiğini görüyoruz. Burada e, Tevrat'ın e, iki türlüsünü görüyoruz. Birincisi Tomar şeklinde buna Sefer Tora diyorlar. Sefer Tora'nın Yahudiler yanında şöyle bir e, özelliği var. Bu Sefer Tora dediğimiz e, ilk beş kitap bugünkü eski ahidin ilk beş kitabı tekvinle başlayıp çıkış Levililer e, tesniye e, şeklinde devam eden o ilk beş kitap bunu sadece Sofer adı verilen e, Yahudi din adamlarının yazdığı bir e, yazması gereken bir özelliktir bu. Bu yüzden e, hani az bir bahaya satmak öte yandan dünyalık endişeleri dolayısıyla Hazreti Peygamber'in Kur'an-ı Kerim'deki şey, işte Tevrat'taki veya Yahudi geleneğindeki bir takım özelliklerini gizlemek şeklindeki tenkit esasen bu sofer adını vermiş olduğumuz, daha doğrusu Yahudilerdeki sofer diye isimlendirilen bu din adamlarının e, yapmış olduğu bu müdahalelerden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple soferlik ayrıcalıklı bir e, din adamı sınıfıdır Yahudilerde. Zaten sifir kelimesi Buradan gelmektedir. İbranice'de Sefer, Arapça'da Sifir. Bunu yazan insana da ismi fail olarak İbranice'de Sofer adı verilir. Yahudilerin ellerinde böyle bir e, Tevrat e, tomarı dediğimiz, Sefer Torah dediğimiz ve bunu da yılda bir kere hatmetmek suretiyle ilk beş kitabı bir e, uygulamanın e, Yahudi yaşamında çok e, önem kazandığını biz görüyoruz. Hazreti Peygamberin çağdaşı Yahudiler de bu anlamda yılda bir kere hatim yapmak suretiyle Tevrat'la olan bağlarını hep güçlü tutmuşlardır. Haftada iki kere cemaatin vaazları vardır. Yine bu peygamberimizin çağdaşı Yahudilerde olduğunu da tahmin ediyoruz. Çünkü o dönemde artık Yahudilik iyice kurallaşmıştı. Bu yönüyle Tevrat'ın Yahudiler nezdinde çok önemli bir yere sahip olduğunu biz görüyoruz. Mesela yeminleri de biraz buna vurgu sadedinde kaynaklarda. Mesela bela ve Tevrat ve Tevrat elleti ünzilet ala Musa. Rahman ellezi enzelet tevrate gibi daha çok Tevrat üzerine yemin etmeleri Yahudi yaşamındaki peygamberimizin zamanında Tevrat'ın cemaat üzerindeki etkisini göstermektedir. Burada ikinci bir inanç grubu olarak peygamberlerden bahsetmemiz gerekiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın çağdaşı Yahudilerde belirgin bir şekilde artık Peygamberlik kurumunun Yahudilere özgü olduğu ve kendi dönemlerine gelinceye kadar nübüvvet kurumunun artık sona erdiği şeklinde bir inanç var. Bu sebeple peygamberimize iman etmemişlerdir. Yahudi inancında milattan önce 4. yüzyıla gelinceye kadar son peygamber Malaki adı verilen bir peygamberdir. Şeyde e, eski ayetin içerisinde bir kitabı vardır. O peygamberden sonra artık peygamber gelmeyecek şeklinde bir inançları söz konusu. Bu yüzden peygamberimize kabul etmiyorlar. Mesih beklentisi var. Biraz sonra değineceğiz. Mesih de Hz. İshak'ın soyundan, daha doğrusu Davud'un soyundan, İsrail oğullarından olmadığı için ikinci bir red söz konusu peygamberimize yönelik. Bu yönüyle peygamberimizi bu anlamda peygamber kabul etmediklerini biz görüyoruz. Burada Davud ve Süleyman peygamberler gibi hakikaten kendi tarihlerinde kral, Müslüman inancında ise peygamber olan ve peygamberlik yönü daha ön planda olan iki peygambere biraz daha böyle destansı bir şekilde yaklaşarak bunların kurmuş oldukları krallıkları hakikaten sihir ve büyü gibi bir takım şeyleri yolları kullanarak kurdukları şeklinde bir inancın olduğunu görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim Davut ve Süleyman peygamberler hakkındaki bu inancı reddetmiştir. Onların hakikaten kendilerine vahiy nazil olan masum insanlar, masum peygamberler olduğunu Kur'an-ı Kerim belirtmiştir. Burada ile ilgili peygamberler konusunda işaret etmemiz gereken özel bir yön var. Yahudi kültüründe Ezra, Müslümanlarda bizde ise Üzeyr aleyhisselam olarak geçen bu peygamber, peygamberimizin çağdaşı Yahudiler tarafından Allah'ın oğlu olarak kabul edildiğini biz görüyoruz. Bunun sebebi de nedir? Ezra'nın Yahudi kültüründeki yeri o güne kadar kaybolan Tevrat'ı aynen günümüzdeki haliyle iki kapak arasına almasında yatmaktadır. Bu yüzden o güne kadar kaybolmuş, sürgünlerde efendime söyleyeyim tahrip olmuş, yakılmış veya kaybolmuş bir Tevrat'ı bu anlamda Ezra iki kapak arasına alınca Yahudilerin onu 2. Musa olarak isimlendirdikleri ve o güne kadar da yapılmayan bir şey yapmasından dolayı da e, bu peygambere Allah'ın oğlu şeklinde bir e, sıfat izafe ettikleri belirtilmektedir. Bu Kur'an-ı Kerim'de bize haber verilen bir bilgidir. Elhak doğrudur. Fakat bugün bazı oryantalist yaklaşımlarda peygamberimizin e, çağdaşı Yahudilerde böyle bir şeyin olmadığını, eğer olsaydı günümüzdeki Yahudilerde de buna benzer bir kabulün olacağını, halbuki kendilerinin Ezra'yı veya Üzeyr'i Allah'ın oğlu olarak kabul etmediğini söyleyerek haşa Kur'an-ı Kerim'de bir tezadın olduğunu iddia ederler. Halbuki durum hiç öyle de değil. Çünkü Ezra'nın biz 10. yüzyılda da hala bazı Yahudi mezhepleri tarafından Allah'ın oğlu olarak kabul edildiğini biliyoruz. Mesela bizim mezhepler tarihi kitaplarına baktığımız zaman El Milel ve Nihal Şehristani'nin veya Cahiz'in kültür kitaplarına baktığımız zaman bizzat bunu haber verir. Onun ötesinde Yahudilik biraz tepkisel bir din arkadaşlar. Ee, mesela secde biraz sonra bahsedeceğiz ama birinci yüzyılda Hristiyan keşişler de secde ettiğinden dolayı Yahudiler ibadetlerinden secdeyi çıkarmışlardır. Kanaatimizce Ezra da Hazreti İsa Hristiyanlar tarafından Allah'ın oğlu kabul edildiği için Hristiyanlara bu yönde tenkit e, e, yönelten Yahudilerin e, bu anlamda benzer şekilde kendileri de bir tenkit yememek için Ezra'nın Allah'ın oğlu olduğu şeklindeki bir inancı zamanla unutturdukları anlaşılmaktadır. Bir bu. İkincisi mabetle ilgili de doğrudan bağlantılıdır. Yani miladi 70 yılında Yahudi mabedi yıkıldığı için Kohen olan Ezra veya Kohenlerin mabetle ilgili e, görevleri de zamanla unutulmaya yüz tuttuğu için e, Yahudilikteki Allah'ın oğlu olduğu şeklindeki bu inancın zamanla gündemden düştüğünü biz görüyoruz. Ama tarihi bir gerçeklik olarak biz Kur'an-ı Kerim'in bu anlamda e, Ezra'yı e, Allah'ın oğlu olarak veya Üzeyr'i Allah'ın oğlu olarak kabul ettiklerini biz biliyoruz. Peygamberimizin e, çağdaşı Yahudiler de özellikle ikisi Kohen soyuna mensup olduğu için Ezra'nın kendisi de Kohen yani Hazreti Harun'un soyundan olduğu için böyle bir kabulün olması hakikaten tarihsel açıdan da gayet isabetli durmaktadır. Diğer taraftan e, peygamberlerin dışında e, meleklerle ilgili e, hususa işaret etmemiz lazım inanç bağlamında. Mesela yaşadıkları toplumun bir e, etkilenmesi, kültürel etkilenmesi olarak biz peygamberimizin çağdaşı Yahudilerin meleklere Allah'ın kızları veya cinlerin kızları şeklinde bir kabule sahip olduklarını görüyoruz. Bunun mesela Tevrat'ı okuduğum için biliyorum. Tevrat'ın veya Yahudi kültüründe bir karşılığı yok ama bunun en iyi izah yolu bu anlamda yaşadıkları yani müşrik Araplardan etkilendiklerini göstermektedir. Yalnız burada Cebrail ve Mikail ile ilgili iki önemli can alıcı şeyleri var. Yahudiler Mikail'i seven, Cebrail'e ise düşman olan bir düşünce veya inanç içerisinde olduklarını biliyoruz. Mesela Mikail esasen şu ifadenin kısaltılmıştır. Mi kemoha elohim ba elim. Yani bu ilahlar içerisinde veya şeyler içerisinde senin gibi benzeri var mıdır Rabbim şeklinde. Yahudiler kendilerine tanrısal gücün veya tanrısal yardımın Mikail eliyle geldiğini kabul ettikleri için Hazreti Peygamberle biz diyaloglarından anlıyoruz ki Mikail'i kendilerine bolluk, bereket, müjde getiren bir peygamber. Cebrail aleyhisselam ise savaş, şiddet, sürgün ve benzeri bir takım şeylerle gelen peygamberler, şey, melekler olduğu için Cebrail'e düşman olarak biz görüyoruz. Bu açıdan Cebrail'e çok mesafeli, Mikail ise çok seven bir veya önceleyen bir inanç içerisinde olduklarını görüyoruz ki zaten Kur'an-ı Kerim'de de Cebrail'e olan düşmanlıklarını bu anlamda e, özellikle belirtiyor. Hatta Hazreti Ömer'e bazı Yahudiler e, şöyle serzenişte bulunuyorlar. Yani biz Cebrail'i niçin seveceğiz ki bütün sırlarımızı Hazreti Peygamber'e yani Muhammed'e iletiyor şeklinde. Düşman olmaları e, konusunda mesafeli durmaları konusunda e, Cebrail'in Peygamber'imize getirmiş olduğu vahiylerle hakikaten onların e, bir takım e, art niyetlerini veya düşüncelerini de peygamberimize haber vermesi dolayısıyla Cebrail ile biz bu anlamda düşman olduklarını görüyoruz. Mesela kabir anlayışı var, kabir azabıyla ilgili. Mesela Hazreti Ayşe validemiz kabirde kabirde insanoğlunun azap göreceğine dair bir bilgiyi ilk defa bir Yahudi'den duyuyor, Yahudi bir hanımdan. Peygamberimize gelip bu bilgiyi peygamberimizle paylaşıyor. Peygamberimiz de evet diyor. Öyle bir şey var peygamberimiz bunu zaten biliyor ama burada hadisteki vurgu Hazreti Ayşe validemizin daha önce böyle bir şey duymamış olması bunu da ilk defa bir Yahudi hanımdan duymuş olması Yahudilerde bu insan üzerine sıçrayan idrar ve benzeri bir takım şeylerin kabir azabına sebep olacağı düşüncesiyle bu anlamda Yahudilerin temizliğe de dikkat ettikleri kabir azabı korkusuyla biliyoruz. Hatta Yahudiler e, diyelim ki idrar e, elbiselerinden bir yanına bulaştığı zaman onu yıkamak yerine o bölgeyi makasla keserek attıkları rivayet edilmektedir. Tabi ettiğini semha, kolaylık dini İslam yıkamakla bu işin daha rahat bir şekilde halledilebileceğini halledilebileceğini bize e, gösteriyor. Kabir azabıyla ilgili hususlar bu. Kıyamet konusunda bir bilgi var. Mesela Peygamberimize e, daha doğrusu bazı e, sahabe efendilerimize Yahudiler Cenab-ı Hakk'ın kıyamet geldiği zaman bütün mahlukatı bu parmakların üzerine koyarak yani yerleştirerek işte hüküm sahibi benim diyerek e, sarsacağı ve kıyametinde bu şekilde kopacağı şeklinde bir inanca sahip olduğunu hadislerden öğreniyoruz. Ama Hazreti Peygamber tabi hatta e, çok fazla böyle sesli gülmeyen peygamberimizin azı dişi görünecek kadar Yahudilerin bu biraz komik açıklamalarına e, güldüğünü hakikaten ehli kitap olan ve Allah hakkında çok daha böyle ne diyorlar? Daha iyi bilgileri olması gereken ehli kitabın bu tür hurafelere inanmasını biraz da yatsıyarak ve me gatarullahi haka kadri yani Cenab-ı Hakkı da hakkıyla takdir edemediler, idrak edemedikler, edemediler ayet-i kerimesini okuyarak Yahudilerdeki böyle bir kabulün çok da gerçekçi olmadığını ifade etmiştir. Tabi biz bu hadisten Peygamberimizin çağdaşı Yahudilerin de Böyle bir inanca sahip olduğunu Görüyoruz Ahiret inancı var Bu önemli Dünyaya karşı bir eğilim Dünyayı çok fazla sevme Özellikle Yahudilerin Bir psikolojik durumu olarak Kur'an-ı Kerim'de vurgu yapılır Ancak ahiretle ilgili de Şöyle bir düşünceleri var Filistin Mahşer ve hesap yeri Yani insanlık daha doğrusu Yahudiler bugünkü Filistin bölgesinde Mescid-i Aksa'nın hemen doğusunda Zeytin Dağı'yla e, Harem-i Şerif'in arasındaki Kidron Vadisi var. Orada insanlığın haşrolunacağını ifade ederler. Hakikaten Yahudi geleneğinde bu çok güçlü. Kudüs'e giden arkadaşlarımız bilirler. Hemen Zeytin Dağı'nın yamacına Yahudiler gömülmeyi bir sevap olarak kabul ederler. Çünkü haşır ve neşir orada olacağı şeklindeki bir inanç var. Yahudiler ahiret hayatının sadece Yahudilere özgü olduğunu ifade ederler. Diğer milletlerin bu anlamda ahiretten nasibi yok. Yalnız biraz e, bu anlamda e, diğer milletlerin de iyileri kabul edilebilecek bazı insanlar için, e, onlar için de yeş helak e, be olam habaa. Gelecek dünyada onların da bir nasibi vardır ama Yahudiler kadar bir nasibi yoktur şeklinde bir kabullerinin olduğunu biz biliyoruz. Bu açıdan dünyanın ömrü 7 bin yıl, Yahudilerde her bin yıl için bir gün cehennemde yanmak suretiyle veya Hazreti Musa'nın turda kaldığı süre olan 40 gün süreyle ahirette azap gördükten sonra artık ebedi cennet hayatına geçecekleri şeklinde Hazreti Peygamber'in hadislerine de veya sahabeyle irtibatlarında yansıyan bir takım bilgilerden Yahudilerin e, ahiretle ilgili Peygamberimizin zam, zamanında çağdaş Yahudilerin böyle bir inanca sahip olduklarını biz görüyoruz. Bu yüzden de Yahudiler mesela son e, şeye girilmiştir, radiyeye girilmiştir 5700 74 veya bu yılları yani 7. bin yılın sonunda kıyametin kopacağı şeklinde bir düşünceye sahip olduklarını görüyoruz. Burada Mesih'le ilgili özellikle bir inanca dikkat çekmek istiyoruz. Bir başka başlık. Peygamberimizin özellikle Medine'deki sahabe efendilerimizin Medine'de yaşayan Yahudiler vasıtasıyla bir kurtarıcının çıkacağı şeklinde inanca sahip olduklarını biz görüyoruz. Hatta Seleme bin Selame var sahabe efendilerimizden. O küçükken diyor ki benim yanımda bir Yahudi vardı büyük. Bir gün babamla sohbet ederken dedi ki bir kurtarıcı gelecek Yahudileri bu sürgün hayatından kurtaracak. Ben göremeyeceğim ama Seleme bin Selame'yi işaret ederek bu çocuk onu görecek şeklinde bir ifade kullandığını nakleder sahabe efendimiz. Bu açıdan mesela Yahudiler istifta diye geçer Kur'an-ı Kerim'de. Araplarla girmiş oldukları her böyle savaşta, her mücadelede, biraz mağlup olmanın ezikliğinde getirdiği psikolojiyle kendilerinden bir Mesih'in çıkacağını, bu Mesih'in elinde kılıç, Hazreti Davud'un soyundan e, Yahudilere dünya iktidarını nasip edeceğini ve bu anlamda Araplara ta tabiri caizse biraz e, vulgarize olacak ama günlerini gösterecekleri şek, canını okuyacakları şeklinde tehditler savurduklarını e, söylerler. Kaynaklara bunlar yaşar. İstiftah diye de geçer bu ifade. Hakikaten Ensar-ı Müslüman olmasında Yahudilerden duydukları bu e, düşünce etkili olmuştur. Mesela Peygamberimizin Mekke'de ortaya çıktığını duyan e, Ensar'ın ileri gelenlerden bazıları, Akabe Beyatı'nda da bu çok etkilidir. Yani Yahudiler buna iman etmeden gidip Peygamberimize iman etmek şeklinde bir e, düşünce içerisinde olduklarını biz görüyoruz ki e, bu düşünce Medine Yahudilerinden duydukları ve bu anlamda da e, bir e, inanç olarak, onların bir inancı olarak kabul ettiklerini biz görüyoruz. Burada Peygamberimizin ortaya çıkması kendi döneminde büyük bir heyecan yaratmıştır. Dünyanın çok değişik yerlerinden, taberi de geçen bir rivayettir bu. Dünyanın çok değişik yerlerinden Medine Yahudilerine mektuplar gelmiştir. Medine Yahudileri de dünyanın değişik yerlerindeki Yahudileri bu anlamda, bu büyük bir tarihi sorumluluktur esasen yanlış bilgilendirmişlerdir. Yani burada peygamber olduğunu tırnak içerisinde iddia eden biri var. Fakat bunun peygamberlik özelliği falan yok. Siz namazınıza, orucunuza devam edin. Yani namaz, oruç vurgusu Mesih'e hazırlık açısından önemli. Yani müzevi hayat. Ee, biz de kendi dinimizde sebat ediyoruz diyerek bu anlamda dünya Yahudilerini yanlış bilgilendirdiklerini biz görüyoruz. Öte yandan Peygamberimizi merak edip değişik yerlerden gelen Yahudiler var. Bunlardan biri bizim kaynaklarımızda Elbüstani diye geçen bir şahsiyet. Kaynaklarımızda pek dikkat çekmiyor ama Yahudi kaynaklarından ben bu şahsiyetin kimliğini de tespit etmiş durumdayım. Mesela Irak Yahudi cemaatinin, Babil Yahudi cemaatinin cemaat başkanı Resul Calut yani dönemin haham başısı diyelim Babil bölgesindeki bizzat Medine'ye geliyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la Yusuf suresinde Yusuf peygamberin rüyasında görmüş olduğu yıldızları tartıştığı ifade edilir. Bu bizim kaynaklarımızda el Bostani, Yahudi kaynaklarında ise Bostanay Ben Haninay diye geçen hakikaten Sasanilerin son Resul Caalutu cemaat başkanı Hazreti Ömer döneminde de Hazreti Ömer'e gelip itaatini bildiren bir Yahudi cemaat lideri olduğunu biz biliyoruz. Bu açıdan peygamberimizin peygamberliği sadece Medine Yahudilerinde değil o dönem dünyasında bütün dünya Yahudilerinde büyük bir heyecan oluşturduğunu ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın beklenen Mesih olup olmadığı konusunda teyit için geldiklerini biz görüyoruz. Tabi burada Peygamberimize iman etmiyorlar. Çünkü Yahudilerde Mesih'in Hazreti Davud'un soyundan olması ve hakikaten dünya hakimiyetini Yahudilere bahşetmesi şeklinde bir inanç var. Halbuki Hazreti Peygamber, e, İsmail oğullarından, Arapların soyundan geliyordu. Belki dolaylı olarak Yahudilerin bu anlamda e, amcasının oğluydu ama Yahudiler bu hakikati görmek istemediklerini biz görüyoruz. Seçilmişlik inancı var. E, hakikaten Yahudiler Tanrı Yahudilere özgü Nübüvvet Yahudilere özgü Tevrat Yahudilere özgü e, Yani bu durumda Yahudilerde böyle bir seçilmişlik inancının da biz ortaya çıktığını görüyoruz. Yahudiler Kur'an-ı Kerim'de de ifade edildiği üzere kendilerini Allah'ın oğulları ve sevgilileri olarak kabul ediyorlardı. Bu seçilmişlikleri sebebiyle gündüz işlemiş oldukları günahların gece gece işledikleri günahlarını ise gündüz silindiği şeklinde bir ne diyorlar ona seçkinlik düşüncesi içerisinde olduklarını biz görüyoruz. Halbuki Kur'an-ı Kerim seçilmişliğin bir ne sebebiyle veya bir millete ait olmadığını, esasen asıl seçilmişliğin kulluk olduğunu, Allah'a iman olduğunu, Hazreti Peygamber'i kabul olduğunu belirterek Yahudilerdeki bu seçilmişlik inancını reddetmiştir. Ama Yahudilerde hala bu seçkinlik ve seçilmişlik inancı mevcuttur. Bu sebeple de bunu bir imanlarının, amentülerinin bir parçası haline getirdiğini biz görüyoruz. Burada ibadetler kısmına geçmek istiyorum ben. E, konumuzun üçüncü başlığı. E, ibadetler konusunda aynı ilahi kökene sahip olmanın getirmiş olduğu özellikten dolayı Yahudilikteki bir takım e, ibadetler veya uygulamalarla İslamiyet'teki bir takım ibadet ve uygulamaların biz e, çok benzeştiğini görüyoruz. Burada tabi Yahudilere anlatamadığımız husus şu. Yahudiler böyle çok kaba örneklerle İslamiyetin Yahudiliğin bir kopyası veya tırnak içerisinde kötü bir örneği olduğu şeklinde bu oryantalistler için dilin oryantalistler tarafından dile getirildiği için bunu söylüyorum. Böyle bir saplantı içerisinde, yanlış bilgi içerisindeler. Halbuki Müslüman noktayı nazarından baktığımız zaman Hazreti Musa, Hazreti Davut, Hazreti Süleyman Hazreti Peygamber Vesselam. bunlar hepsi Peygamberlik nübüvvet zincirinin halkaları şeklinde ve son halkada Peygamberimiz olmak suretiyle bu ilahi nübüvveti ve geleneğin tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Bu açıdan Yahudilerin iddia ettiği gibi İslamiyetteki bir takım ibadetler ve uygulamaların Yahudiliklerdeki Yahudilikteki benzerlerinin bu şeyden dolayı değil, kopyadan dolayı değil, aksine Yahudilerin tarif ettiği, yani aslını bozduğu, tebdil ettiği, orijinalini değiştirdiği bir takım hükümlerin son peygamber eliyle insanlığa yeniden revize edilip sunulması anlamı taşımaktadır. Yani tebdil ve tayir veya tahrif dediğimiz olguyu esasen bu şekilde anlamamız lazım. Mesela peygamberimizle çağdaş Yahudiler arasında şöyle bir konuşma rivayet edilir. Avamir-i aşara dediğimiz on emir. Yahudilerin aserat ha dedikleri onlardaki on emir. Peygamber aleyhisselatü vesselama geldikleri zaman peygamberimiz diyor ki Yahudilerle Müslümanlar arasındaki şu konular birbirleriyle benzerlik gösterir diyor. Hatta aynı, ayniyet gösterir. Nedir bunlar? Allah'ı hiçbir şeye ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, haksız yere Allah'ın haram kıldığı bir nefsi öldürmemek, bir adamı öldürtmek için güç veya kudret sahibi bir kimsenin nüfuzundan faydalanmamak, sihir yapmamak, faiz yememek, evli ve namuslu bir kadına iftira atmamak, e, sihir yapmamak, savaştan kaçmamak. Bütün bunlar esasen Hazreti Musa'ya da bir e, genel e, evrensel bir prensip olarak verilmiştir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'a da verilmiştir. Kaynak aynıdır, ilahidir. Getirenler de birbirlerinin kardeşidir. Çağlar değişmiş olsa bile misyon değişmediğinden dolayı bu benzerlik Yahudilerden Yahudiler tarafından farklı yorum, yorumlansa da Hz. Peygamber Aleyhisselatu vesselam bu ilahi birlikteliğe vurguyu hiçbir zaman çekinmeksizin dile getiriyor. Yani böyle bir Hazreti Peygamberin endişesi de yok. Zaten peygamberimiz Mekke döneminde Medine döneminde affedersiniz kendisine vahiy gelmeyen konularda Hazreti Musa'nın şeriatını takip etmek gibi bir ihtiyat içerisinde olduğunu biz görüyoruz. Mesela kıble ile ilgili uygulama bunu gösteriyor bize. Veya e, biraz sonra bahsedeceğiz oruçla ilgili tavrı bunu gösteriyor. Bu sebeple eğer vahiy gelmişse onu düzeltiyor. Vahiy gelmediyse bu eski ve hakikaten köklü bir şeriat olması. Hazreti Musa'nın şeriat olması dolayısıyla o uygulamayı biz devam ettirdiğini görüyoruz. Mesela zina eden e, insanlara e, rejim cezasının uygulanması ardından e, Nur suresindeki Celde ayetinin gelmesiyle birlikte rejimin bu arada Celde'ye tahvil olması. Bu şey farklı değerlendirenler de var. O tartışmaları bir kenara bırakarak acizane kendi kanaatımı burada sunmak istiyorum. Bu açıdan Peygamberimiz e, vahiy ile gelen mesela şeydeki gibi rejimdeki gibi vahiy ile gelen konularda e, bu anlamda e, vahyin getirdiği şekilde uygulamaya devam ediyor. Bunun haricinde yeni bir toplum ve kültür oluşturma yolunda kendine özgü bir takım uygulamaları var. Biraz sonra ibadetlerde özellikle biz bunu göreceğiz. Bu açıdan ama Yahudilere de diyor ki size farz kılınan Şabat yani Cumartesi hariç bu dokuz konu diyor e, Müslümanlarla Yahudiler arasında bir müştereklik söz konusudur diyor. Fakat günümüzde Yahudiler bunu anlamakta veya Peygamberimizin çağdaş Yahudiler de bunu anlamakta çok zorlandılar. Çünkü onların nübüvvet artık ırkileştirilmiş, millileştirilmiş bu açıdan yeni şeylere de kapalılık arz ediyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in getirmiş olduğu gayet e, evrensel ve gayet hakikaten tekamülcü bir anlayış. Bu Musa ya da İsa ya da veya Hazreti Peygamber'e de gelen vahiy aynı köken olması münasebetiyle Hazreti Peygamber'in böyle bir tavır içerisinde olduğunu görüyoruz. Buradan Temizlik konusunda başlayarak ibadetlerle ilgili birkaç hususa işaret edelim. Hazreti Peygamber'in çağdaşı Yahudilerin suyla ibadetten önce suyla taharet yaptıklarını biz görüyoruz. Taharet konusu önemli. Biraz önce söyledik idrar sıçraması konusunda elbiselerinin idrarın bulaştığı yerleri kestikleri şeklindeki rivayetler var. Öte yandan günümüzde Yahudiler gusletmiyor ama Tevrat'ın bir emri olarak Hazreti Peygamber'in çağdaşı Yahudilerinde biz Gusül aldığını biliyoruz. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü peygamberimizle zifafa girdiği zaman Hazreti Safiye validemiz e, zifaftan sonra kalkmış kendisi boy abdesti almıştır. Bu e, daha önce Yahudi olduğu dönemden e, böyle bir alışkanlığa sahip olduğunu görüyoruz. Yalnız burada şu hususa dikkat, e, Yahudiler arasında da Filistin Yahudileri gusül ederler, e, Babil Yahudileri gusül almazlar. Biraz sonra minhaga değineceğim. Yani Yahudiler arasındaki mezhep farklılığına. Diğer taraftan günümüzde Yahudiler e, sadece netilat ya daim dediğimiz ellerini yıkayarak abdest yerine geçerler bileklere kadar. Ama biz Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın azalarını üç kere yıkayıp yıkarken de sağdan başlamak suretiyle almış olduğu bu abdesti önceki peygamberlerin abdestine benzetmesinden anlıyoruz ki abdestin esası şu anda Müslümanların uygulamış olduğu abdest. Demek ki tarih içerisinde diğer bazı ibadetlerdeki biz tahrif diyoruz. Onlar farklı isimlendiriyorlar Yahudiler. Bu anlamda abdestte de bir tahrifatın e, meydana geldiğini biz görüyoruz. Hazreti Peygamber'in abdest azalarını üçer kere yıkaması, yıkarken sağdan başlaması, ibadetlerine soldan başlayan, evlerine soldan giren, azalarını soldan yıkamaya başlayan Yahudilere bir muhalefettir. Yahudiler yapacakları bütün işlere soldan başlarlar. Peygamberimizin böyle bir e, uygulama içerisinde olduğunu biz görüyoruz. Namazla ilgili, namazla ilgili Yahudilikte esas olan cemaatle e, ibadet yapılmasıdır. İslamiyet bunu kolaylaştırmıştır. Cemaati bir e, farz olarak değil ama e, bunun psikolojik, sosyolojik yönlerini filan da e, düşünerek bunu teşvik etmiştir. Ama Yahudiler de olduğu gibi bir e, kesin şeye koymamıştır. Mesela Yahudiler 10 kişi olmaksızın ibadet edemezler. Buna minyan deniyor. Yahudilikte Yahudilikteki asgari cemaat sayısının 10 olması gerekiyor. Yahudiler e, ibadetlerini peygamberimiz zamanında sinagoga girerken biz ayakkabılarını çıkardıklarını görüyoruz. Bu Hazreti Musa peygamberin Tur Dağı'nda hani o kutsal vadide Kur'an-ı Kerim'de de geçer, Tevrat'ta da bu şekilde anlatılır. Eee fakhla yani ayakkabılarını çıkarmak suretiyle Tur Dağı'ndaki o, o Tanrı'yla da Allah'la mülaki olduğu o andaki durumdan dolayı biz Peygamberimizin çağdaşı Yahudilerinde sinagoglara ayakkabısız girdiklerini görüyoruz. Yalnız burada Peygamberimiz bir e, şeye vurgu yapıyor. Diyor ki Yahudiler yalın ayakla ibadet ederler. Siz meslerinizle veya ayakkabılarınızla gerektiği zaman ibadet edebilirsiniz diyerek Yahudilerle bir farka vurgu yapıyor. Yahudilerde ibadet gereçleri olarak mesela tefilin dediğimiz bu alına koyan bir kutucuk burada şema duası var. Tevrat'ta iki yerde geçer. Bir de sol pazuya ve kayışlı olarak takarlar. Biz peygamberimizin çağdaş Yahudilerde de bu ibadet gerecinin aynen kullanıldığını biliyoruz. Cahiliye şairlerinden biri uyku sersemliğine yanındaki at koşumlarını arayan bir arkadaşının durumunu kendi Tefillinini arayan Yahudi'ye benzetmiştir. Şeyhim Lebit bin Rebi'anın bir şiirinden tespit ettim ben. Bu anlamda Yahudilerde bu uygulamanın olduğunu görüyoruz. Bir de talit dediğimiz bir uygulama var. Burası da bu da çok enteresan. Peygamberimiz zamanında Yahudiler dört ucunda püskül olan, bu püskülleri de Tanrı'yı hatırlattığına inanılan, tisitsit adı verilen bu püsküllere sahip. Baştan e, şeylere kadar e, ne diyorlar? dizlere kadar uzanan bir ibadet çalı örtüyorlar. Bu sonraki dönemlerde mesela Taylasan biraz Yahudi giysisine benzetiliyor İmam Malik tarafından filan. Taylasan bu biraz İran bölgesindeki insanlarda elbiselerin biraz daha etekli olmasından kaynaklanan bir şeyden dolayı Taylasan biraz ona benzetiliyor ama Peygamberimiz zamanında Yahudiler bu anlamda bu talit dediğimiz elbise giyiyorlar. Hatta talitlerin dört tane e, kenarında püskül var. Bu püsküllerin içerisinde hepsi beyaz, bir tanesi mavi. Sabah ibadetini yaparken Yahudiler bu mavi püsküle bakarlar. Kur'an-ı Kerim'de bunu anımsatan e, El-Haydul Ebyaz Min El-Haydul Esvet. Bizde sahur için bu ifade kullanılır ama Yahudilerde daha çok sabah vaktinin girip girmediğini tespit açısından Teheret adı verilen yani mavi bir iplik olur bulunur e, şeyde püskülde biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çağdaş Yahudilerde de bu giysinin olduğunu görüyoruz. Çünkü e, Vakidi Müslümanlar Hayberi fethettiği zaman der, pek çok saçaklı havlu ele geçirdiler der. Oradaki saçaklı havlu talitten başka bir şey değil. Onun teknik adı talit. Biliyorsunuz Hayberde de dokumacılık çok ileri e, bir aşamadaydı. Bunlar diğer Yahudi cemaatlerine muhtemelen bu talitlerin ticaretini yapmakta idiler. Yahudilerde e, üç vakit namaz söz konusu. E, yalnız biz mesela İbnül Heyyaban gibi beş vakit namaz kıldığını bildiğimiz istisna Yahudiler var ama günümüzde ki gibi Peygamberimizin e, zamanında da Yahudilerin biz e, Şahrit yani sabah, Arvit, Minha affedersiniz ikindi, bir de e, Arvit dediğimiz e, Erev e, yani akşam namazı kıldığı şeklinde bir uygulamaya sahip olduğunu görüyoruz. Yalnız burada Yahudi ibadetlerinin belki de Müslümanlardaki ibadetlerden en dikkat çeken farkı secde. Yahudiler Milad'ın ikinci yüzyılında ibadetlerinden secdeyi çıkarmışlardır. Sebebi de Hristiyanlar keşişler o dönemde secde ediyorlar. Yahudilik biraz tepkisel bir din. Tepkisel olması münasebetiyle de onlar secde ettikleri için Yahudi din adamları da bu anlamda Yahudi ibadetinden secdeyi çıkardığını biz görüyoruz. Bu yönüyle e, secde tekrar İslam'la birlikte hakikaten Hazreti Adem'den beri bir e, kulluğun en mütevazı, en e, vurucu ve çarpıcı bir ibadeti olması münasebetiyle Peygamberimizle birlikte tekrar e, ilahi e, ibadetin içerisine dahil edilmiştir. Bu da onların yapmış olduğu bir tahrifatı tekrar e, aslına döndürme şey olduğunu görüyoruz. Yahudiler ibadetlerini şofar dediğimiz Yahudilikçe helal kabul edilen bir hayvanın boynuzuyla çağırırlardı ki biz bunu hadisten öğreniyoruz. Medine'ye hicret edildiği zaman ibadetlerin nasıl, e, ibadetler nasıl ilan edileceği konusu gündeme geliyor. İşte ateş yakalım deniyor. Mecusilerin denerek reddediliyor. Orada e, çan çalalım deniyor. O da Hristiyanların e, şeklindeki e, bir düşünceden dolayı reddediliyor. Sahabenin biri de Yahudilerde gördüğü için e, Bugul Yahud deniyor ona, Boru diye tercüme ediyorlar ama Boru tercümesi tabi Yahudi kültürü bilinmediği için normal şofar yani şofar öttürerek e, çağıralım şeklinde bir düşünce var ama ezanın teşhii sürecinde biliyoruz ki bunların hiçbiri kabul edilmiyor. Biz bu tekliflerden anlıyoruz ki Yahudiler ibadetlerine şofar e, çağırarak veya öttürerek çağırıyorlar. Günümüzde de Mesela Roşaşana dediğimiz süs Sene, Türk şeyi, Arapça karşılığı yıl başında bir de e, devlet başkanı mesela Nasiha Medina dedikleri İsrail Cumhurbaşkanları seçildiği zaman yemin törenlerinden önce bu şofar öttürme geleneği hala e, canlı bir şekilde Yahudi geleneğinde devam etmektedir. Yahudiler kıble olarak Kudüs'e dönmekte idiler. Kudüs derken de burada e, bugünkü Kubbetüs Sahre'nin o altın yaldızlı kubbenin altındaki bizim Hacer-i Muallaka diye isimlendirdiğimiz, Yahudilerin ise Har e, Moria dedikleri, Moria tepesi diye adlandırdıkları o kayalığa doğru dönerek ibadet etmeleri. Bu ibadetin Yahudilerde Hz. Musa'nın e, Mısır'dan çıkıştan sonra olduğunu biz e, zannediyoruz. Ama Hz. Peygamber biraz önce de söyledik. E, belki miraca kadar belki Miraç'tan öncesinde ne kadar bizde e, kıblenin e, ne olduğu konusu biraz tartışmalıdır. Bazı alimlerimiz peygamberimiz e, Miraç'a kadar e, önüne Kabe'yi alıp Mescid-i Aksa'ya doğru döndüğünü, bir kısım alimlerimiz ise e, şey Miraç'tan sonra artık e, Kudüs'e doğru döndüğü şeklinde yorumlar vardır. Ama ne olursa olsun Hazreti Peygamber e, özellikle Miraç'taki Kudüs yolculuğu Oradan e, önceki İsrailoğullarına gönderilen bütün peygamberlerin de geleneğini tevarüs ettiğini gösteren sembolik değeri çok yüksek bir e, şeydir, olaydır Miraç ve e, İsra gecesi. Bu yönüyle Hazreti Peygamber'in biz e, kıble değişikliğinden de anlıyoruz ki Yahudiler e, kendi dönemlerinde e, Kubbetü Sahre'nin bulunduğu taşlığa doğru e, ibadetlerini yapmaktaydılar. Daha sonra buraya Hazreti Süleyman mabet inşa etmiştir. Bizim kaynaklarımızda Mescid-i Aksa olarak geçen günümüzde de zaten Yahudilerin ele geçirip tekrar orada bir Yahudi mabedi inşa etmek için çabaladıkları zaman zaman Harem-i Şerif'e girerek provokasyon yaptıkları bir alan olarak hala güncelliğini bu yer korumaktadır. Burada ibadetler, namaz ibadetleriyle ilgili mesela tehasür dediğimiz kaynaklarda geçen ellerini bellerine koyarak ibadet ettikleri şeklinde bir uygulama var ki Peygamberimiz e, ellerin bele konarak ibadet edilmesini yasaklamıştır. Bunu biz Peygamberimizin e, yasaklamasından anlıyoruz. Bir de şemle atül Yahud dediğimiz Yahudilere özgü bir sallanma var, gözlerini kapatarak. Mesela Peygamberimiz ibadet ederken bu gözlerin kapatılıp sallanarak ibadet edilme konusunu da yasaklamıştır. Biz buradan Peygamberimizin çağdaşı Yahudilerin bu anlamda ibadetlerini e, bu şekilde icra ettiklerini biz görüyoruz. Bu açıdan e, Yahudilerde e, ibadet konusu özellikle Şabat da dahil hakikaten e, çağlar boyu Yahudilerin biraz ibadet e, bilincini, veya heyecanını artıran bir unsur da olmuştur. Sinagogda bir araya gelmek, eski ahitten yani Tevrat'tan bölümler okumak, hem kültürlerini devam ettirmek hem de azınlık olarak varlıklarını devam ettirme konusunda biz kendi namazlarının, onlar tefila diyorlar, böyle bir işlev gördüğünü görüyoruz. Oruçla ilgili iki hususa dikkat çekeceğim. Hazreti Peygamber Medine'ye hicret ettiği zaman, vaktimiz... Tamam. Hicret ettiği zaman e, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam Muharrem ayının 10 günü ki o güne tesadüf ettiğini zannediyoruz. Yahudilerin oruç tuttuğunu görüyor. Diyor ki siz niçin böyle bir oruç tutuyorsunuz? Onlar da diyorlar ki Cenab-ı Hak İsrailoğullarını Mısır'dan bugün de çıkardı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber diyor ki ben kardeşim Musa'ya sizden çok daha e, yakınım buyurarak o e, Tevhid geleneğinin hakikaten son temsilcisi olması ki bunu Yahudiler anlaması hakikaten zor. Anlatmakta da zorluk çekiyoruz. Ve Hazreti Peygamber Yahudilere muhalefet açısından ancak 9. yani bir gün öncesine ve 11. bir gün sonrasını da e, oruç tutmak suretiyle e, böyle bir e, şey oruç e, tutmaya başlıyor. Biz e, hicretin ikinci yılı yanlış hatırlamıyorsam e, orucun farz kılınma. İlk yıl Müslümanların bu şekilde Muharrem ayının 9, 10 ve 11. günleri Yahudilere de böyle bir muhalefet geliştirilerek oruçla geçirildiğini görüyoruz. Şimdi Yahudilerin o günkü Muharrem ayının onunla denk gelen ibadeti Yom Kipur dediğimiz Yevmül keffare Kefaret günü olarak isimlendirebileceğimiz Tişri ayının 10. gününde tutulan bir oruç. Bu oruç Tevrat'ta emredilen yegane oruç. Bir de Kudüs'ün yıkılması dolayısıyla yaz amaçlı tutulan oruç var. Eski ayette geçen. Ama Yahudilikte hakikaten çok fazla oruç var. Mesela Biruni'nin El Asarul Bakiyesine bakın. Size onlarca oruçtan bahseder orada. İşte falanca din adamı öldü. Onun yerine oruç. O günün anısına. Kudüs'ün surlarından bir gedik açıldı. Oruç. Falanca olay oldu. Oruç. Filanca olay oldu. Oruç. Fakat bunların hepsi belki bizdeki nafileye denk gelen oruç ama Yahudilikteki asıl oruç bu Tişri ayının e, 10. gününde tutulan oruç 25 saat oruç tutarlar. Yani Tişri ayının 9. günü akşam başlarlar güneşin batışından. Tişri ayının 10. 10. günü güneşin e, batışından bir saat daha fazla tutarlar. Bir saat acaba güneş battı mı batmadı mı o endişeyi bertaraf etmek için. Bunu biz nereden biliyoruz? Hazreti Peygamber sahur yapın sahurda bereket var buyurur. Yahudilerin bu kesindisiz tutmuş oldukları oruca bir muhalefettir. Bir de iftarınızı acele açın buyurur. O da Yahudilerin bu bir saatlik oruçlarını uzatmalarına bir tepki bir muhalefet olması yönüyle. Bu açıdan Peygamberimiz zamanında bu Muharrem ayı orucunun da böyle bir e, özelliğe sahip olduğunu biz görüyoruz. Hac ibadeti. Bunu da söyleyerek zekat'a da değinip bitireceğim. Yani benim de çok şaşırdığım, hala araştırmaya devam ettiğim ama bir türlü çözemediğim konulardan biri, Hz. İbrahim Kabe'yi inşa etmesine rağmen Yahudi geleneğinde hakikaten Kabe'ye hiçbir atıf yok. Tevrat'ta yok, Talmud geleneğinde hiç yok. Hala ben araştırmaya da devam ediyorum ama yani bunu nasıl çözebiliriz? Çözülecek bir durumu da yok esasen. Artık Kudüs merkezli bir gelenek oluşmaya başlayınca bu Kubbetü Sahre'nin bulunduğu onların Moria Tepesi dedikleri mekanın artık kıble ittihaz edilmesinden sonra bir de Süleyman Peygamber tarafından Mescid-i Aksa'nın inşa edilmesinden sonra belki en makul izah İsrailoğullarının Kudüs merkezli Hazreti İbrahim'in diğer nesli olan İsmail oğullarının da Kabe merkezli iki farklı e, haç mekanına e, bu geleneği devam ettirdiklerini herhalde böyle bir yoruma gitmek durumundayız. Ama e, dediğim gibi Yahudi geleneğinde Hazreti İbrahim'in Kabe'yi inşası ve bu Kabe ile ilgili bir e, geleneğe hiç atıfın yapılmaması bu anlamda hakikaten dikkat çeken e, olgulardan biri. Fakat haç ibadetini çağrıştıran bir takım uygulamalar var. Hazreti İbrahim Kabe'yi inşa ettiğinde belki Kudüs'ün fethine ve Mescidi Aksa'nın inşasına kadar İsrailoğulları bu anlamda Kabe'ye hac ziyaretleri yapıyorlardı. Bunu bizim Arapça kaynaklarda buluyoruz fakat Yahudi kaynaklarında böyle bir bilgiye rastlamıyoruz. Çünkü biz Hazreti İshak'ın Hazreti Davud'un bu anlamda Hicaz bölgesine geldikleri, haç yaptıkları hatta Hazreti Musa'nın bizzat kendisinin, Hazreti Harun'un bizzat kendisinin bu bölgeye geldiğine dair bilgilerimiz var. Mesela Semhudi der ki Uhud Dağı'nda Hazreti Harun'un kabrinin olduğu şeklinde bir e, bilgiden bahsedilir e, bizde. Musa ile Harun gelip Harun Aleyhisselam'ın orada vefat edince oraya defnedildiği şeklinde dolaylı olarak İslam geleneğinde İsrailoğulları'na gönderilen peygamber olmalarına rağmen e, Mekke ile ve Medine ile ilgili irtibatları var. Fakat bu bilgi, dediğim gibi İslam kaynaklarında Yahudi kaynaklarında böyle bir bilgi, ya biz rastlamıyoruz. Ama mesela Yahudi kohenlerin giymiş olduğu e, bir ibadet giysisi var, Efot. Bunun dikisiz olması gerekiyor, beyaz olması gerekiyor. E, Çardaklar bayramı dediğimiz e, Sukot bayramında, işte e, şeyin etrafında, sinagogun etrafındaki Sefer Tora dediğimiz Tevrat tomarlarının konduğu yerden Yahudiler birinci gün bir defa, ikinci gün iki defa, üçüncü gün üç defa, yedinci gün yedi gün sürer, yedi defa dönme. Bu Kabe'deki bu tavafı andırıyor. Yani gelenekte böyle uygulamalar olmakla birlikte yani haçla ilgili bir geleneğin olduğunu bilmekle birlikte biz İsra, yani Yahudi geleneğinde Kabe ile veya Mekke ile bağlantılı bir geleneğin oluşmadığını Böyle bir atıfın yapılmadığını görüyoruz. Bu açıdan e, Yahudi geleneğinde ise haç e, özellikle 3 bayramda Pesah bayramı, fısı, haftalar yani şavuot bir de çardaklar Sukot bayramında e, emredilir. Yayan olarak İsrailoğullarının şehirlerden Kudüs'e gelmeleri, haç ibadetlerini Mescid-i Aksa'da veya daha sonraki dönemlerde mabette yapmaları emredilir. Yalnız haç ve zekat Kurban, Yahudilerde mabede bağlı bir ibadettir. Mabet olmadığı için e, o ibadetlerde de şu anda ilgadır. Yani o yüzden Yahudiler şimdi kurban kesmezler. Hacca gitmezler. Çünkü mabet yok. E, Onlar Zekat da vermezler. Çok kolaycılık aslında. <laughs> Bu anlamda. Bu açıdan ibadet e, şey olarak, e, ne diyorlar ona? Mabet ayakta olmadığı için böyle bir e, uygulamanın biz olduğunu görüyoruz. Zek. Ha Burada şeye dikkat çekelim. Peygamberimiz esasen bunu Şeye de benzetiyor mesela buyuruyor ki Tirmizi'de geçen bir rivayet İmkanı olduğu halde hac etmeyen kimselerin Yahudi veya Hristiyan Ölmesi çok da şey değildir Diyor. Burada esasen e, O dönem Yahudilerinde de bu Geleneğin artık ortadan kalktığını Biz bu şeyden anlıyoruz. Hadis-i şeriften anlıyoruz. Zekatla ilgili Zekatla e, İsrailoğullarına Farz kılındığı Kur'an-ı Kerim'de belirtilir. Yerini de Söyleyeyim ben. Bakara Suresi 83, Maide Suresi 12. ayet-i kerimelerde yalnız e, zekata teruma adını verirler. Leviliye yani din işleriyle uğraşan din adamına, garibe, öksüze, dul kadınlara verilmesi bu terumanın emredilmiştir. Teruma dediğimiz e, İslamiyet'teki öşür. Hasat kalkacak. Hasattan en geç 8. gün bunu fakire verecekler. Böyle bir uygulama söz konusu. Yalnız bu uygulama mabede bağlı olarak düşünüldüğü için gelişen dönemde şöyle bir e, iştahat geliştirilmiştir Yahudiler arasında. Filistin'de yaşayanların haç ve zekatı verecekleri, haç yapacakları zekatı yerine getirecekleri, diasporada yaşayanların ise bunu yapmayacakları şeklinde bir iştahat geliştirilmiştir. Medine Yahudileri Filistin dışında yaşadıkları için hem zekatın hem de haccın zaten kurbanda mabetle bağlantılı olduğu için... Biz bu üç ibadetin yapılmadığını görüyoruz. Buradan son olarak ben e, Yahudiliği kabul konusuna işaret edeceğim. Günümüzdeki çok yaygın bilginin aksine peygamberimizin çağdaşı Yahudiler de aynı misyoner karakterli bir din olarak Yahudiliğe kabul ediyorlardı. Medine'deki 17 değişik Arap kabilesi Yahudiliğe girmişti. Güney Arabistan'da Tübba isimli bir e, şeyin e, ne diyorlar ona? Kralın Yahudiliğe girdiğini biliyoruz. Zünivas var. asabı ı Uhdud diye geçen hendekler kazıp Hristiyanlara zulmeden. Bu açıdan biz aynen Medine'de de Yahudilerin bir misyoner gibi çalışıp kendilerine müntesip kazanmaya çalıştıklarını görüyoruz. Son bir not vakit ilerlediği için bir hususa işaret edip bitiriyorum. Peygamberimizin çağdaşı Yahudiler acaba Yahudi geleneği içerisindeki hangi mezhebe mensuplardır? Bu çok dikkat edilmeyen bir husus. Yahudilerde iki önemli gelenek oluşmuştur. Bu geleneğe minhak derler. Arapçası minhaç. Yani bir mezhep içerisinde veya bir din içerisinde özel bir yorum şekli diye düşünebiliriz. Bu minhak gelenek anlamına geliyor. İki minhak gelişmiş. Babil'de, Diyaspora'da, bir de Filistin'de. Hadislerden ve ayet-i kerimelerden benim tespit edebildiğim kadarıyla... Hazreti Peygamber'in çağdaşı Yahudiler Filistin geleneğine mensup olan Yahudilerdi. 10. asırda Kirkisani diye bir kara e, Karai alim var. Bu Babil Yahudileri ile Filistin Yahudi geleneği arasında 50'den fazla fark sayar ve der ki Babil Yahudileri şu ile yapar. Filistin Yahudileri böyle yapar şeklinde bunları da tek tek sayar. Kitabul Merakıp ve Envar diye bir kitap. Kitabul Envar ve Merakıp. İbrani harfleriyle Arapça yazmıştır. Ee, İslam'da da bunun bir nüshası var. Meraklı arkadaşlarımız bakabilirler. Oradaki ben tasnifi esas alarak hadislerdeki geçen bilgiyi bu e, Yahudi kaynağıyla mukayese ettim. Şöyle bir sonuca ulaştım. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, çağdaşı olan Yahudiler Filistin geleneğindeki Yahudilerin uygulamalarını esas alıyorlardı. Sebebi ne? Sebebi bir temizlik. Kirkisani der ki, Irak Yahudileri taşla taharet yaparlar, Filistin Yahudileri suyla taharet yaparlar. Biz Peygamberimiz Kuba'ya geldiği zaman, Kuba'daki Müslümanların bir tavrının Cenab-ı Hak tarafından çok sevildiğini ifade eder. Nedir e, temizlik anlayışlarının? Onlar da der ki, Ya Resulullah biz defini hacetten sonra, e, suyla taharet yaparız. Peki siz bunu nereden öğrendiniz? Biz komşumuz Yahudilerden öğrendik derler. Hatta bizzat Yahudilere sorar Peygamberimiz onlar da derler ki Tevrat'ta bu şekilde emredilir derler. Mesela biz bu ifadeden e, Medine Yahudilerinin e, Filistin geleneğine bağlı olduğunu görüyoruz. İkincisi mesela Yahudiler e, özellikle Babil'de yaşayan Yahudiler hanımların periyodik dönemlerinde hanımlarını evlerinden dışarı çıkarırlar. Hiçbir şey yaptırmazlar. Ama Filistin geleneğine bağlı olan Yahudiler hanımların özel dönemlerinde aynı mekanı paylaşma ve benzeri bir takım alışkanlıklar içerisinde olduğunu biz görüyoruz ki buradan Filistin geleneğine bağlı olduğunu görüyoruz. Bunu da biz hadis-i şeriften anlıyoruz. Üçüncüsü Filistin Yahudileri cünüplüğü gerektiren bir husustan sonra boy abdesti alırken Babil Yahudileri boy abdesti almıyor. Peygamberimizin çağdaşı Yahudilerde guslu gerektiren bir şeyden sonra boy abdestini aldığını biz biliyoruz. Tevrat'ta da emredildiği için kefaret gününde dahi o günde dikkat edilmesi emredilir. Böyle bir uygulama içerisinde olduğunu görüyoruz. Bir de burada Purim ile ilgili Yahudilerin özel bir bayramları var. Pers kralı kendilerine zulmettiğinden dolayı o günün anısına Haman adı verilen kuklalar yaparlar Purim bayramında ve o kuklaları Yakarlar. Fakat biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çağdaşı olan Yahudilerde bu kuklayla ilgili Hazreti İsa'yı da anımsattığından dolayı kuklaların yakılması yerine dövüldüğünü görüyoruz ki bu dövülme adeti de Filistin'de çok yaygın çünkü Bizans yakılma yerine dövülme şeklindeki bir zorlamadan dolayı böyle bir alışkanlıkları var. Ee, üzeri Allah'ın oğlu oğlu kabul etmeleri Filistin Yahudilerinin de bu şekilde inanca sahip olduklarını biz görüyoruz. Yani burada birkaç şey daha var. Ee, bunu şeyden de metinden de ulaşabilirsiniz. Ez cümle peygamberimizin çağdaşı olan Yahudiler hem Filistin kökenli hem Filistin'deki uygulamaları devam ettiren dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in ve hadislerde bahsedilen Yahudi inanç, ibadet e, ve diğer dini uygulamaları Yahudiliğin otantik şekli olan ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da getirmiş olduğu bu tenkitlerin esasen günümüzdeki Yahudiler için de geçerli olduğunu sayabileceğimiz bir geleneğe yöneliktir. Çünkü şunu söyleyerek bitiriyorum. Günümüzde bazı oryantalistler der ki Hazreti Peygamber muhayyel bir Yahudi prototipi var zihninde. Hep onu eleştirir. İşte Eseniler diye bir mezhep var. Ölü diye, Ölü Deniz civarında yaşayan. Bunlar çok münzevi. Yahudilikte de çok uygulamaları geniş daha doğrusu yayılmamış bir mezhep. Sanki Yahudiliğin çok dar bir yorumunu Kur'an'ın ve peygamberimizin tenkit ettiği şeklinde bir argüman dile getirirler ki bu bahsetmiş olduğumuz hususlar esasen hem geçmişte hem günümüzde Hazreti Peygamber'in hadislerinde, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde tenkit edilen Yahudi düşüncesi, Yahudi anlayışı ve Yahudi ile ilgili algının hakikaten çok günümüzde de geçerli olduğunu Tespit etme açısından bu bağlı oldukları geleneğin bilinmesi önem taşımaktadır. Ben sabrınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Biraz zamanı açtık ama hakkınızı helal etmenizi rica ediyorum. Medine'deki Yahudi kabilelerinin sayısının 20 olduğunu söylediniz. Neden bu bilgi bizim Türkçe siyer kaynaklarımızda geçmez? E yani bundan sonra yazmak gerekir o zaman. Öyle söyleyelim. Bir de Hazreti Peygamber'in Yahudilerle vefatına kadar ilişkilerinin devam ettiğini söylediniz. Bu hal halifeler döneminde de devam etti mi? Artarak devam etti. Çünkü e, o güne kadar gerek e, Filistin'de gerekse Babil'de yani Irak bölgesinde e, Roma ve Bizans tarafından dışlanan, dejenerasyonun ve pisliğin kaynağı olarak görülen Yahudiler Müslümanlar tarafından bir e, himaye gördüler arkadaşlar. O yüzden ilk İslam fetihlerine Yahudiler canla başla e, İslam hakimiyetinin gelmesini arzu etmişlerdir. Kudüs de dahil ve diğer yerlerde de dahil. Daha doğrusu Kudüs değil affedersiniz. Humus, Taberiye, Kayseriye ve benzeri. Belazure'nin Fütü'ül Büldanı'ndan okursunuz. Orada Müslümanların o şehirleri ele geçirmelerine yardımcı olmuşlardır. Bu yüzden Mesih'i bir coşkuyla karşılamışlardır. Sanki Mesih gelmiş de rahata ermişler. Müslümanların fetihlerinde bu böyle bir coşkuyla karşıladıklarını biz görüyoruz. Yahudiler de örtünme hakkında da bize bilgi verir misiniz? Onlarda örtünme var mı? Varsa nasıldı? Evet. Yahudilerde örtünme var arkadaşlar. Fakat e, gelişen süreçte özellikle sürgün dönemlerinde mesela İshaya kitabını okuyunuz. Orada İshaya der ki Persler sizi, hanımlarınızı sürdüler. Saçlarını açtılar. Onlar da saçlarını göstermemek için e, saçlarınızı tıraş ettiler vesaire. Eski köle uygulamalarında zannedersem saçları kazıtmak veya sıfıra vurdurmak bir adet öyle anlaşılıyor. E, şeyde var. Tevrat'ta bu şekilde örtünme var. Fakat gelişen süreçte Yahudilerdeki bu uygulama tahrifata uğradığından dolayı e, hicap ve tesettür İslamiyet'le birlikte tekrar e, e, gündeme sokulmuştur. Yani farz kılınmıştır. Mesela Hazreti Peygamber'in e, eşi bizim de annemiz Reyhane. E, Hazreti Reyhane Peygamberimizin biliyorsunuz Yahudi kekenli eşi. Bu e, Peygamberimizin yanına geldikten sonra uzun süre ne başını örtüyor ne de İslamiyet'e kabul ediyor. Biraz ayaktırıyor yani direnç gösteriyor. Bu biraz kültürel gelenekten de kaynaklanıyor. Ama daha sonra niçin peygamberimiz biraz direnç gösterdiğini sorunca yani ben başımı örtüp bu şekilde devam etmek istemiyorum. Bu şekilde kalmak istiyorum şeklinde bir ifadesinden biz Yahudi olduğu dönemde başörtüsüne alışık olmadığını anlıyoruz. Bu yüzden e, İslamiyet'le birlikte başörtü tekrar e, e, emredilmiştir. Ha günümüzde nasıl? Günümüzde e, e, kızlar evleninceye kadar başlarını örtmezler. E, biraz evde kalmama korkusu falan da var herhalde. Böyle anlaşılıyor. Bu Yahudilerde böyle de anlatılır. Yani şey yapmayın. Yani biraz e, cazip görünmek vesaire Evlenme fakat evlendikten sonra örtülmesi gerekir diye bir uygulama. E, anlayış var. Ha evlendikten sonra da nasıl örtünecek bu da farklı. Mesela Aşkenaz Yahudilerde yani bugün Doğu Avrupa Yahudilerinde hanımlar başlarını sıfıra vururlar ve onun üzerine peruk takarlar. Yani saç telinin gözükmemesi açısından. Mesela Seferat Yahudilerinde e, saçlarını biraz bizdeki file dediğimiz e, veya e, türban dediğimiz şekilde biraz bu boyunlarından kulak memelerinden veya çene altlarından falan örtmeye çalışırlar. Yani Yahudilikte mevcut uygulamada evlilikten önce e, hanım kızlar açık, evlendikten sonra örtünme şeklinde bir uygulama var ama bu örtünme İslamiyet'teki gibi bir örtünme değil. Fakat Yahudiliğin özünde de başörtüsü olmakla birlikte zamanla gündemden kalktığı için İslamiyetle birlikte tekrar biz gündeme getirildiğini görüyoruz. Bir de oruçları bizimle aynı mı? Evet. Bu bahsetmiş olduğumuz kefaret orucu bizimle aynı. Yemezler, içmezler ve diğer pek çok şeyleri e, bu anlamda e, yaparlar. Yani İslamiyet'teki orucu bozan şeyler onlarda da bozur, bozar. Peygamberimizin Yahudilere muhalefet olarak yaptığı uygulamaları söylediniz. Sahur yapmak, iftarın geciktirilmesi gibi. Buna göre İslam'da da tepkisel bir din midir? Ya e, Hazreti Peygamber başlangıçta bu şekilde muhalefet etmiştir. Peygamberimizin muhalefet ettiği konular bize sünnet olarak kalmıştır. Biz bunu bugün sünnet olarak yapıyoruz. Tepkimi tepki mi? bilmiyoruz. Tepki biraz daha olumsuz bir ifade çağrıştırdığı için ben buna muhalefet diyorum. Değerli hocam kitap ve e, hikmet isimli ilmi dergide Rabbini Yahudili, Rabbinik Yahudiliğe ait vakit ve şekillerin anlatıldığı bir makale tercüme edilmişti. Tercüme yazıda namaz vaktinin 5 olduğu söyleniyordu. Bu bilgi hakkında ne dersiniz? Dediğim gibi mesela İbnül Heyyiban İbn İsak'ta geçen bir bilgidir bu. İbnül Heyban Medine'ye geldiği zaman e, mesela beş vakit namaz kıldığını biz biliyoruz. Beş vakit. Yalnız buradaki beş vakit derken şimdi Yahudilerde musaf dediğimiz üç vakte ilaveten bazı vakitlerde birer ibadet daha ilave ederler. Belki o yorumla ilave ibadetlerle mesela Şabat'ta musaf var. Bazı günlük ibadetlerde de musaf dediğimiz ilave şeyler var. Belki bu bundan hareketle o üçü beşe çıkarmak mümkün ama asıl ibadet dediğimiz vakitli ibadet biraz önce bahsettiğim o e, şahrit yani seher, şahrit, minha, arvit dediğimiz bu üç ibadet. Youtube'da izlediğim bir videoda bir Yahudinin e, ayaklarını da yıkadığını görmüştüm. Siz günümüzde sadece ellerin yıkandığını söylediniz diyor. Evet yani otantik e, ibadet anlayışında el ve ayaklar dahil hepsinin yıkanması varken çünkü peygamberimiz öyle diyor. Diğer peygamberlerin de almış olduğu abdest böyleydi şeklinde. Biz buradan anlıyoruz ki şeyin abdest ibadetinin de zamanla biraz belki bölgesel şartlar, biraz din adamlarının müdahalesi biz buna tahrif diyoruz ama Yahudiler çok kızıyor ama ne yapsın? Ne yapacağız? Kur'an-ı Kerim bu şekilde tarif ediyor. Biz de bu terimi kullanmak durumundayız. Evet, bu tür tarif olan ibadetlerin e, esasına e, tekrar Kur'an-ı Kerim'le e, döndürüldüğünü biz görüyoruz. Evet, günümüz Yahudilerinde ya da Siyonistlerinde kendi inançları dışındakileri kendilerine köle olması gerektiği şeklindeki görüşün, Peygamber Efendimiz döneminde de bir üz düşümü var mıdır? Vardır. Yani bu, e, şu anda ayet-i ayet Arapça metni aklıma gelmedi ama, Ümmilere karşı bizim bir sorumluluğumuz yoktur. Evet. Keşke hafız olsaydım. Yani bu Talmud'un ötekine bakışının Kur'an-ı Kerim'deki ifadesidir. Ümmi dediği Yahudi olmayandır. Oradaki ifadesi. Şey ise bunun Yahudilik içerisinde ise Amha Ares dedikleri Yahudi din adamları dışında kalan ortalama bir Yahudi. Yani cahil din adamlarının emirlerini uygulayan Yahudi anlamına gelmektedir. Evet. Kur'an-ı Kerim Talmud'un o acımasız bakışını, bakışının daha doğrusu Hz. Peygamber'in çağdaşı Yahudilerde Araplara Yahudilerin bakışı olarak takdim etmektedir. Bu ifade bu şekilde kullanılabilir. Yahudiler İslam'ın en büyük düşmanları ve İslam'a karşı olmakta ısrar eden bir toplum. Bu sebeple İslam üzerine oyunlar oynuyorlar. Bunun için Kur'an'ı çok iyi biliyorlar. Kur'an'ın dilinden Arapçayı da çok iyi biliyorlar. Bunun farkındayız ve gerçekten bu bizi çok rahatsız ediyor. Bu çerçevede bir Müslüman İbranice öğrenmeli midir? Veya Bu çerçevede bir Müslüman İbranice öğrenmeli midir? Doğru soruyormuş. Siz onlar hakkında araştırma yapmış, onları müşahede etmiş biri olarak bu hususta neler önerirsiniz? E yani içimizden Zeyd bin Sabitler çıksın, Saad bin Muaz'lar çıksın. Saad bin Muaz, Kureyza oğullarına hüküm verirken İbranice biliyordu arkadaşlar. Yahudi kültüründe çok iyi biliyordu. Levililer kitabını, Tevrat'ı Talmud'u, çünkü bunlar uzun yıllar müttefik olarak, halif dediğimiz yani e, Arap toplumundaki bu e, toplumu paylaşmanın getirdiği bir takım statüler var. Halif, civar e, vela dediğimiz. Yani o toplumda da gerek Araplarla Yahudiler, gerekse Yahudilerin kendi içlerinde bu tür vatandaşlık anlayışları var. Bu açıdan Hazreti Peygamber e, Zeyd bin Sabit'e bu anlamda İbranice'yi öğrenmesine emrediyor. Yalnız Buradaki İbranice şunu söyleyelim. E, Peygamberimizin çağdaşı Yahudiler e, Arapçayı İbrani harflerle yazıyorlardı büyük ihtimalle. Çünkü Zeyd bin Sabit'in biz e, Buhari'de geçen bir ifade veya Tecrid-i Sarih'te e, Buhari'de geçer mi bilmiyorum ama e, orada 15 gün gibi bir kısa sürede İbranice'yi öğrendiği ifade edilir ki biz buradan İbranice'yi tam teşekkül anlamda değil İbrani harfleriyle Arapça nasıl yazılır veya Arapça yazılırken İbrani harfler nasıl kullanılır. Peygamberimizin herhalde öğrenmek istediği bilginin bu olduğunu söylüyoruz. Bu açıdan belki din adamları dışında Peygamberimizinle aynı toplumu paylaşan Yahudilerin de İbranice bildiğini zannetmiyoruz. Din adamları sinagogda ibadeti yönetiyorlar, İbranice biliyorlar, Tevrat okuyorlar ama tam teşekküllü bir İbranice bildiklerini de zannetmiyoruz çünkü kendi aralarındaki yazışmaları Arapça fakat İbrani harfleriyle gerçekleştirildiği için, gerçekleştirdikleri için Hazreti Peygamber'in Zeyd bin e, e, Sabit'e bu anlamda İbranice öğrendiğini, öğren, öğrenmesini emrettiğini görüyoruz. Değerli hocam, Diyanet Başkanlığı'nın basmış olduğu kitapta Yaşayan Dünya Dinleri, Baki Adam Hoca, Üzeyr'in Ezra de Medine Yahudilerinde bulunan bir mistizizmin inancında Metatron lakaplı e ismi hatırladığım bir kişi olduğunu söylüyor. Sizin bu görüş hakkındaki durum bu görüş hakkındaki görüşünüz nedir?" demiş. Evet, o bilgiden haberim var. İslam ansiklopedisinde de benzer dile getiriliyor. Yanlış. Yalnız Ezra ve Üzeyr biliyorsunuz Arapçada Üzeyr hem sevimlilik yani ismi taskiri biliyorsunuz. Sevimlilik ifade eder. Ezra muhtemelen Yahudiler İbnullah Allah'ın oğlu olması sebebiyle de Ezra'yı Ezra değil Üzeyr diye isimlendiriyorlardı. Benim kanaatim eski ayetteki Ezra ile Medine Yahudilerinin Üzeyr diye isimlendirdiği şahsiyetin aynı oldu. Çünkü şey olarak ne diyorlar anlatılan veya Allah'ın oğlu olarak bir paye biçilecek kadar büyük işler yapan Yahudi tarihinde Ezra. Siyonizmle Yahudilik arasındaki bağı kısaca açıklar mısınız? Siyonizm arkadaşlar siyasi bir konu. Yahudi devleti kurulmasındaki siyasi çabayı ifade eder. Yahudilik ise dindir. 1890'lardan itibaren biliyorsunuz Theodor Herzl ile başlamıştır. Theodor Herzl'in Yahudilerdeki lakabı Jose Hamedina'dır. Yani yani devleti gören, öngören peygamber mi diyeceğiz? Kahin diyelim hadi. Peygamberlik biraz daha bizde farklı çağrışım yapıyor. Evet, 1897'de ilk Siyonist Kongre'yi kurduğunda en erken 5, en geç 50 yıl içerisinde Yahudiler devletini kuracak demiştir. Hakikaten 1947'de de 50 sene sonra devletini kurmuştur. yani bir Yahudi de bu anlamda Hosea Hamedina yani devleti önceden gören insan şeklinde bu şekilde isimlendirilir. İm zu zulo halom der. İsterseniz bu rüya değildir der. E, Theodor Herzl. Evet yani bu şeyin Siyonizmin o güne kadar hep pasif, hep namaz kılalım, oruç tutalım, kendimizi, nefsimizi ıslah edelim. Nasıl olsa Mesih gelecek, bize bir devlet bahşedecek şeklinde pasif bir şey sergileyen, tavır sergileyen Yahudilere kaderinizi elinize almanızın zamanı ancak devlete insanın kendi kaderine hükmederek, inisiyatifi alarak bu anlamda hükmedebilir diyerek devletin kurulmasında Etkili olmuş şahsiyetlerden biridir. Bu yönüyle hakikaten Theodor Herzl'in herkesin rüya gördüğü bir şeyi çok önceden e, dile getirerek bir devlete kavuşturması yönüyle e, Yahudi tarihinde ve genel dünya tarihinde ayrı bir önemi de zaten vardır. Peki ben çok teşekkür ediyorum. bayağı zaman geçti.